Kama Hidrolik İş Makineleri Hasan Kama ve oğulları tarafından kurulmuş bir aile şirketidir. Firma her zaman kalite ve teknolojiyi ön plana çıkarmayı ilke edinmiştir. Firma Türkiye'nin birçok bölgesi dahil Kıbrıs'a kadar çok sayıda referansa sahiptir. Kama Hidrolik Genel Müdürü Hasan Kama'yı yerinde ziyaret ederek çalışmalarını dinledik. İstanbul'a 1967'de geldim. Burada hidrolik üzerine bir firmaya girdim. Birkaç sene çalıştıktan sonra 75'te kendi iş yerimizi kurduk. 4 kişi olarak. Dörtler olarak bir firma kurduk. O da 82'ye kadar çalıştık. Üretimimiz gene traktör, kepçe, beko imalatı yaptık. 82'de iki kişi arkadaşımız ayrıldı. Ondan sonra biz diğer arkadaşlar 87'ye kadar devam ettik. Ondan sonra 87'de aile şirketi kurduk. Ondan sonra vinç işine başladık. Bizim vinçlerimiz ton metredir. 3 ton metreden 225 ton metreye kadar şu an bizim üretimimiz var. Bunun yanında 2006'da yıkım makinesi piyasaya gezdik, yurt dışında gördük. Piyasanın ihtiyacı olduğunu hissettik. Rakamların çok yüksek olduğunu gördük. Ya işte bunu biz daha uygun fiyata Türkiye'de yapabiliriz dedik ve başladık yaptık. Halen de çalışıyor makinelerimiz. Şu anda da piyasaya, müşterilere verdiğimiz var. Kendi sahamızda da makinelerimiz var. Kendimiz de üstelik kiraya veriyoruz. Hasan Kama konuşmasında hurdacılara yapmış oldukları makinelere değindi. Endüstriyle önce dizelle başladık. Bunlar açıyor güzel, kan olarak da. Evet, bizim daha çok bu vinç geri dönüşüm hurdacılara polip yapıyoruz. Hurda polibi. Bu hurdacıya faydası şu oldu. Değerle hurdaları kamyonlara yüklüyorlardı. Bizden de bunu istediler. Biz de tuttuk buna başladık. Bu da eski yani bu da 90'lı yıllara falan denk geliyor. Tuttuk polimi yaptık. Kamyonlara monte ettik. Adamla yüklemeyi kaldırdık. Bir günde yüklediğini geldi yarım saatte yükledi gitti. Zamandan kazandı. Zamandan kazandı. Adam az adamdan çalıştı. Ve insanlar sırtıyla değil de makineyle, makineleşmeye başladılar. O ondan gördü, ondan gördü. Şu anda her hurdacıda iki tane, üç tane var. Yurt dışına verdim, gene aynı. Tresin başında. Yarışıkımız var, tam olarak da. Pardon. Hangi ülkelerden? Ürdün var, İsrail var. Azerbaycan var. Var bir kaç, İran'a yapıyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Can Kama çalışmalarına değinerek şunları söyledi. Sözleşme yaparken sizin vazifeleriniz var işle alakalı ve karşı tarafın yapması gerekenler var. Şimdi karşı taraf bulunduğun ortamı sağladığı sürece biz bir olay olacağını çok düşünmüyoruz. Yani, ama uygun ortam sağlanmadıysa ve sağlanmamasına rağmen operatör çalışmaya devam ettiyse biraz önce Hasan Bey'in anlattığı gibi hoş olmayan şeyler olabilir. Son olarak Endüstriyel Makine Satış Müdürü Mehmet Kuşçu yıkım makineleri hakkında mikrofonlarımıza bilgi verdi. Bu bizim 2007 senesinde yapmış olduğumuz 38 metrelik bir bina yıkım makinamız. Maalesef biliyorsunuz Van'da başımıza gelen kötü olaydan sonra oradaki hasarlı ve insan sağlığına sıkıntılı olan bu makineyle yıkımları yaptık. 4-5 aydır orada yıkım işlemini gerçekleştirdik. Şimdi de İstanbul'a getirdik ve tekrar yeni yıkımlar için hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Thank you.